Merhaba arkadaşlar. Başlıktan da anlayacağınız gibi bugün pirinç yutarak zayıflama tekniklerinden bahsedeceğim sizlere. Pirinç yutma kürü nedir? Nasıl zayıflanır? Neden zayıflatır? Onlardan bahsedeceğim. Bu konu bana çok soruldu, araştırmam istendi. O yüzden hemen işe koyuldum. Bulabildiğim kadar bilgiyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Buyurun geçelim videomuza. Peki nedir bu pirinçle zayıflama? Sadece pirinç yutarak zayıflayabiliyor muyuz? Ekstradan bir şeyler yapmamız gerekiyor mu? Şimdi onlardan bahsedeceğim sizlere. Elbette ki pirinci sadece yutarak zayıflayamıyoruz. Bu bilinen bir gerçek. Yani pirinci yuttuktan sonra günümüze devam edersek, yediklerimize devam edersek hiçbir kilo veremeyiz. Peki ne yapmamız gerekiyor? Pirinç tok tutan bir besin olduğu için ve çiğ olarak yutulduğunda tokluk hissi verdiği için ve iştah kapatıcı bir özelliği olduğu için de zaten zayıflatma etkisi oradan geliyor. Bir de tatlı krizlerimizi, günde aniden gelen tatlı krizlerimizi de kontrol altına almamızı sağladığı için zayıflamamızı o yönde sağlıyor. Bu kürü anlatırken de bunun mantığını zaten anlamış olacağız. Kürümüze başladığımızda ilk gün tek bir tane pirinç tanesi yutuyoruz sabah. Bir tanesini yutuyoruz, ılık bir suyla bir bardak daha su tüketiyoruz arkasından. İkinci gün iki tane pirinç içiyoruz, iki bardak suyumuzu içiyoruz derken 30 gün boyunca birer tane arttırarak kürümüzü devam ediyoruz. 30 günün sonunda tek tek azaltıyoruz. Bir 30 gün daha öyle devam ediyoruz. Toplamda 60 günlük bir kür elde ediyoruz. 30 gün yükseltip 30'dan aşağıya doğru derken 60 günlük bir kür elde ediyoruz. Bu 60 günde fark edeceğiniz tokluk hissinizin olduğu, açlık krizlerinizin azaldığı, porsiyonlarınızın azaldığı, tatlı krizlerinizin olmadığı ve bu yüzden de rahatça kilo verdiğinizi göreceksiniz. 60 günün içinde iddia edilen 4 ile 14 kilo arası. Bu da vücudunuzun ve yaptığınız diyeti ne kadar düzenli olarak yaptığınıza bağlı. Elbette ki hiçbir şey bu kadar da kolay olmuyor. Haftada 2-3 defa da en az yarım saat olma şartıyla egzersize gerekiyor ki bu sağlıklı yaşam için zaten gereken bir şey. Egzersizden kastım, sanmayın ki gerçekten spora gitmeniz gerekiyor, spor yapmanız gerekiyor ki en güzeli aslında o. Tempolu bir yürüyüş, merdiven inip çıkma, ev hanımları için böyle evde yaptığımız işleri biraz daha fanatik yapma, ne bileyim şöyle süpürgeyi bastıra bastıra yapma, bir yerden bir yere biraz böyle hızlı adımlarla gitme dahi egzersizden sayıldığı için biraz daha böyle hareketli olursa kilo vermemiz daha bir başarılı olacaktır ve sağlığımız için de daha iyi olacaktır. 60 günün sonunda ki en önemli sağlık koşullarından bir tanesi de budur. Arkadaşlar lütfen 2-3 ay ara vermeniz gerekiyor. Bu vücut sağlığınız için de çok çok önemli. Bunu unutmayın. O yüzden şimdi hemen böyle çok uzatmak istemiyorum. Çünkü şu anda videoyu çok karanlıkta çekiyorum yani yetiştirmek istediğim için. Ama hızlı da konuştuğumu bildiğim için biraz hemen şöyle toparlamak istiyorum. Pirinç kürümüzde ne yapıyoruz? İlk gün tek pirinç tanesiyle başlıyoruz. İkinci gün, üçüncü gün derken pirinçlerimizi 30 güne kadar arttırıyoruz. 30 gün sonunda azaltıyoruz. 60 günlük bir kür elde ediyoruz. 60 gün içinde haftada 2-3 gün, yarımşar saat hafif bir egzersiz, bir kımıldama bir şeyler yapıyoruz. Mümkünse de sağlıklı besleniyoruz ve 60 günün içinde vücudumuza göre 4 ile 14 kilo vermiş oluyoruz. Ben şahsen denedim mi? Hayır. Çünkü beni Instagram'da takip edenler bilirler. Ben spora başladığım için daha farklı bir diyet uygulamam gerekiyor. Mümkünse hatta kilo aldırıcı besinler yemem gerektiği için bu kürü uygulamadım daha. Ama sizlerden uygulayanlar varsa, bu videoyu çektikten sonra uygulamak isteyenler varsa lütfen aşağıda yorumlarda bildirirseniz biz de sizi takip ederiz, sizden öğrenmiş oluruz. Umarım beğendiğiniz bir video olmuştur. Az da olsa bir faydam olmuştur. Atladığım bilgiler varsa, merak ettiğiniz bilgiler varsa onu da aşağıdaki yorumlarda bildirirseniz çok çok sevinirim. Muhakkak okuyacağımdan da emin olabilirsiniz. Videomu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Yanında da, şurada bir yerde olacak. Abonenin yanında da bir zil işareti var. Lütfen onu da tıklayın çünkü yayınladığım her videodan zamanlıca haberdar olabilmeniz için. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım beğenerek izlemişsinizdir. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın.